Ah, ne kadar güzel bir gün ya. Ne kadar güzel bir gün. Oğlum, bugün içimde resmen acayip sevinç dolu, mutluluk dolu bir his var. Çünkü bugün günlerden cumartesi, en sevdiğim günlerden bir tanesi. Sonunda 10 yılın ardından bu modifiyecinin önündeki arabayı alıp tamir ettirme vakti abisi. Merhabalar, ben Trollface. Hazırsanız bugün yine hurdalıktan bir araba alacağız. Ama bizim hurdacı adamdan değil, modifiyeci adamın önünde. İşte Los Santos Customs. Ve araba beni orada bekliyor. Yıllardır hurda yatıyor bu araba. Bu arabayı biliyorsunuzdur, bakın. Size şimdi hemen göstereceğim. Bu arabayı artık alma vakti. İşte arabanın sahibini çağırdım. Dedim gel dayı, ben o arabayı almak istiyorum. Yıllardır burada yatıyor. Bu arabayı biliyorsunuz değil mi? Bu araba buranın en meşhur arabası. Ve hurda halde. Aynen öyle. Hurda halde. 89'da benim hatunla kaza yaptık. O günden beridir sürmüyor. Allah Allah. Acaba niye sürmüyor? Bir tahmin edeyim. Ulan hurda çünkü. Vallahi öyle diyorsun ama arabayı almak için beni buluyorsun yani. Sen de bir garip kardeşsin yani. Birader, bu arabayı alıp ne yapacaksın? Ne yapacağım? Götürüp tamir ettireceğim. Allah Allah. Oğlum, benim Çinli bir kankam var. O fena tamirci. Sen bu arabayı kaça satıyorsun onu söyle. Vallahi arabanın bende bir anısı olduğu için, bununla kaza yaptığımız için, ilk eşimden bu araba kazası yüzünden ayrıldığım için, yemin ediyorum bunu sana bir dolara veririm. Yemin ediyorum, hiçbir şey istemiyorum. Bende lanet bir anısı var. Üstümden al bu arabayı yeter. Yemin ediyorum sana devretmek için her şeyi yaparım. Üstüne para bile veririm. Ney? Bir dolar mı? Ciddi misin lan? Oğlum, herif resmen arabayı üvey evlat gibi seviyor. Şuna bakın. Resmen hemen satmak istiyor. Yani üvey evlat olsa satacağından değil de. Emin misin? Eminim, eminim. Hatta istersen jantlarını, plakasını bile ayarlarım. Dükkanda duruyor. Ben de bu dükkanda çalışıyorum, Customs'ta. İstersen hemen takarım. İstersem hemen takar mısın? Ciddi misin lan? Vallahi isterim, tamam olur. Yani getir takalım. Ana, şans yüzüme güldü la. Kabul ediyorum sana bir dolarını. Herif beklemedi bile, beklemedi. Şuna bak, Allah'ım kapıyı kıracak hayvan. Beklemedi bile. Ulan oğlum, bu sakın katil bebek Chucky'nin arabası falan olmasın lan. Herif bana satmak için can atıyor. İnşallah bugün ölmeyiz. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Trollface'te hurdalıktan araba alma serisine devam ediyoruz. Ve arkadaşlar, bugün resmen GTA 5'in en yaşlı, en eski ve en uzun süre boşta duran hurda arabasını alıp tamir ettiriyoruz. Arkadaşlar, GTA 5'i en azından bir kere oynadıysanız bu mekanı biliyorsunuzdur ve buradaki hurda arabayı da. İnanmayacaksınız ama resmen 10 yılın ardından bu arabayla ilgili manyak bir mod geldi ve artık bu arabayı alabiliyoruz, hatta tamir ettirebiliyoruz, hatta arkadaşlar modifiye bile ettirebiliyoruz. Ben gerçekten çok şaşırdım. Çok manyak bir şey. Resmen bu zamana kadar Trollface'de hurdalıktan arabalar serisinin en iyi bölümü olacak. Tabi tankın dışında. Evet evet, hurdalıktaki tank var ya, onu da aldım, tamir ettirdim. Onu da sağ üst köşede bulabilirsiniz arkadaşlar. Tank videosu da ayrı bir manyaklıktı. Bugünse resmen seviyeyi arşa çıkartacağız. Ve 10 yıl boyunca atıl yatan arabayı alıp tamir ettireceğiz. Ve hemen onu satacağız. Bakalım burada 10 yıldır yatan arabayı nasıl tamir ettireceğiz? Tamir ettirince neye benzeyecek? Buradaki arabanın aslı neymiş? Hadi izleyip görelim. Aslı da gelsin, o da izlesin falan. Ne kadar iğrenç bir espri. Ve tamamdır. Trafiğe çıkacak hale getirdim beyefendi. Gördüğünüz gibi plakasını taktım. Ondan sonra jantlarını taktım. Lastiklerini bulamadım, kusura bakmayın. Arka camı rahat görün diye camı kırdım. İçeride eski koltukları vardı, koltuklarını da getirdim. Her şey dahil 1 dolar. Abi, emin misin? Bak, sen resmen bir araba iş yaptın. Arabayı resmen yürüyebilecek hale getirdin. Oğlum şuna bakın, kaç yıldır burada yatıyordu. Ve 1 dolar mı istiyorsun? Abi sen bu arabayla ne yaşadın? Benim ne yaşadığımı boş ver. Bu arabayı al. Bu arabayı üstüne al. Ne olur bu arabayı üstüme alıyorum. Üstüme alıyorum de. Tamam tamam, sakin lan sakin. Bu arabayı üstüme alıyorum, tamam. Aldım gitti.
Allah Allah, ne varmış lan bu arabada bu kadar? Anlamadım ki yani. HSN31 mi? Bu arabanın plakası. Sen kaza yaptığında da HSN31 miydi? Ne oldu ki? Ne olacak? Arabanın niye kaza yaptığını anladım. İşte buyur $1. Allah razı olsun. Allah ne muradın varsa versin. Beni bundan kurtardın ya. Trollface kardeş. Allah sana uzun ömürler versin keriz. Hadi gidelim buradan hadi. Bu arabadan hemen uzaklaşmak istiyorum. Sonunda kurtuldum. Sonunda 10 yıllık bekleyişin ardından arabayı sattım. Woohoo! Artık ölsem de gam yemem. Allah! Lan bu kadar hızlı nereye? Acelen mi var? Ana! Herif resmen yani böyle bildiğiniz hacizde arsa satar gibi arabayı üstüme kilitledi. Lan araba organ mafyasının falan olmasın oğlum. Tövbe estağfurullah. Ne diyorsun lan Trollface? Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Olmaz herhalde. Allah'ım inşallah yoktur. Hadi bakalım. Ulan resmen 10 yıldır burada gördüğüm, sürekli burada denk geldiğim arabaya biniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah kapısı elimde kalmaz. Allah'ım ne olur inşallah. Anam. Çalıştı. Çalıştı. Çocuklar. Çocuklar çalıştı. Woohoo! Lan. Çalıştı. Kornası da çalışıyor. İnanamıyorum. Burada araba çalıştı. 10 yıldır gördüğüm araba sonunda çalıştı. Ulan oğlum var ya. Ey yavrum ey. Araba sonunda çalıştı. Çalıştı. Manyak galiba. Neyse. Ulan fırsat bu fırsat. Hemen Çinli'nin dükkana gitmek lazım. Hemen. Çinli dostum bunu bir tamir eder var ya. Bir tamir eder. Yemin ediyorum makina roket olur roket. Ulan eski model bir şeye benziyor. İyi para eder bu. Oğlum yalnız yolları çiziyoruz. Devlet de inşallah bizi çizmez. Allah'ım asfaltları çize çize gidiyorum. Baksanıza resmen kıvılcım çıkıyor. Ve Çinli dostumun mekanına geldik. Hadi bakalım. Woohoo! Tokyo Drift resmen. Tokyo Drift. Selam Çinli dostum. Selam. Bugün sana harbiden hurda bir araba getirdim. Tamir yapabilecek misin bakalım. Ne oldu lan? Ana! La, araba takıldı lan. Ah! Resmen sıkıştı oraya gördünüz mü? Selamlar, merhabalar Çinli dostum. Dükkanını biraz çiziyorum ama bu hurdayı bana tamir edebilir misin? Yaklaşık 10 yıldır yatıyor da dostum. Bir tamir. Oğlum direkt modifiye geldi. Çinli, el atar mısın? Trollface, bu ne lan? Ben bunu nasıl tamir edeyim? Ya dostum niye öyle diyorsun ama sen tank bile tamir etmiş adamsın. Çinli dostum, senin yeteneklerin, ulvi yeteneklerin, güzel yeteneklerin, süper yeteneklerin yok mu? Lan oğlum o bir seferlik bir şeydi. Artık sana hurda tamir etmediğimi söylemiştim. Ya kardeşim parasıyla değil mi Allah Allah? Tamir et. Tamir et yoksa bu arabayı burada bırakırım. Bak plakasını gördün mü? Yemin ediyorum plakasını gördükten sonra yani bu arabayı tamir etmek istersin. HSN31. Allah kahretmesin. Lanetli araba olabilir. Iy uğursuz rakam. Tamam lan tamam. Ama plakayı oradan almak lazım Trollface. Arabanın önüne arkasına bir yerine koyalım. Kaldır lan o plakayı. Vallahi ben o kadarından anlamam Çinli dostum. Orası sende. Vay yavrum. Vay. Tamiratı yaptı. Lan demek bu böyle bir araba mıymış? Vay vay vay. Lan Maserati lan bu. Oha! Zengin arabası değil mi lan Maserati? Elbette ki öyle oğlum. Bu hem de Maserati Ghibli ikinci versiyon. Trollface, bu arabalar piyasada çok ender. Bundan sağlam var ya, piyasada bir tane bile yoktur. Trollface resmen şu an milyon dolarlık bir arabanın üstünde oturuyorsun. Ney? Milyon dolarlık mı? Yes! Yes be! Biliyordum. Oradaki hurdaların çok para ettiğini biliyordum. Biliyordum ulan, biliyordum Çinli. Bas lan modifiyeyi, bas. Buna var ya, en pahalı modifiyeleri yapacağım. En pahalı. Döşe lan döşe. Plakasını şöyle siyah yap, siyah. Pahalı olsun. Ondan sonra jantlarını şöyle high end, manyak bir şey yapalım. Hey yavrum hey.
Ama bu klasik araba, bir dakika. Klasikliğinden de fazla çıkartmayalım. Sonra satacağımız adam bize sövmesin. Buna şöyle klasik bir şey lazım. Muscle bir şey. Bakayım. Nasıl bir şey? Lan muscle bir şey yani. Muscle. Anlarsın ya, şey araba işte, eski araba yani. Buna şöyle dolar işaretli falan bir şey yok mu? Zenginlik yani. Bir dakika lan, öyle bir şeyimiz vardı değil mi bizim? Harbiden vardı, hatırlıyorum. Öyle bir şey olması lazım buralarda. Bir dolar işaretli manyak böyle jantımız vardı. Bana dolar işaretli jantı sat. Dolar işaretli jantı. Onu istiyorum. İşte bu. Bunun beyazı var mı lan, bir dakika, kromu? Bakayım şöyle bir. Vay. 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 Resmen diyor ki ben para babasıyım. Para. Xenon ışıkları takalım. Resipreyini yapalım. Kroma bir bakacağız. Allah'ın emri. Vay. Yavrum. Vay. Ne diyorsun? Ulan çok güzel lan, çok güzel. Şuna bakar mısınız? Bakın, bana yine söveceğiniz yorumlarda ama lütfen şu arabanın tipine bakın ve deyin ki Trollface, sen araba modifiyesinden anlamıyorsun. Krom hiç yakışmıyor. Yemin ediyorum var ya, bunu diyecek bir tane delikanlı yok. Bunu diyecek bir tane delikanlı. Secondary'de nereleri boyuyorsun? Anladım. Benim bir taraflarımı. Yani benim evi. Güzel kıvırdık. Burada da bir şey boyamıyorsun. Burada da bir şey boyamıyorsun. Armorunu yapıyorsun ki seramik kaplaması olsun. Frenlerini takıyorsun. Kornasını stokta bırakalım. Bence hiç üzmeye gerek yok. Süspansiyonunu yapalım. Ondan sonra transmisyon turbosunu koyalım. Windows 11 yeni çıktı. Yapalım mı acaba, bakayım. Yok, bura kararıyor ama. Ulan şöyle iyi. Yapalım. Ve bebek is ready. Ellerin dert görmesin Çinli kankam. Ben bu arabayı resmen okutacağım. Resmen. Yalnız hemen yazdır okula. Çünkü özel okul fiyatları yükseliyor. espri. Çinli dostum. İstersen sen espri yapma. Sen sadece modifiye yap. Çünkü komik olmuyor. Hadi bakalım. 3, 2, 1. 10 yıldır hurda vaziyette yatan efsane araba gelir. Oğlum. Maserati. Ghibli. Hem de versiyon 2. Dünya üstünde bir tane bile sağ yok bundan. Bir tane bile. Ve ben bu arabayla ilk iş ne yapacağım dersiniz? Let the ara yola çıkış begin. Hadi bakalım yakışıklı. Seni otoyolda görme vakti. Hey 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 hey. Oğlum yüksek hızlarda sesi değişiyor lan. Arabanın sesine bakar mısınız? Sanki bana bir Ferrari. Hey yavrum, hey 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 hey. Gerçi Ferrari'den bile iyi. Çünkü Maserati. Çekilin lan, çekilin. Altımdaki araba çok Maserati. Oğlum ne gidiyor lan? Arabanın 80 yaşında falan olduğunu düşünürseniz, ki o kadar yoktur ama. Resmen uçuyor, şuna bakın. Nereden baksanız 40 yıllık araba. Ama resmen 40 yıllık şarap gibi efsane bir şeye dönüşmüş. Efsane. Makasa bak. Ey yavrum ey. Oğlum gerçekten efsane lan. Şunun içine falan bakın. Mükemmel kalite. Ben bunu öyle bir okutacağım ki. Öyle bir okutacağım ki. Resmen makinaya deli para ödeyecekler, deli. Şöyle güzel bir fotoğraf almak lazım. O yüzden şu köşede bir yerde duralım. Burası çünkü köprü möprü ya. Burada güzel bir fotoğraf çıkar. Bakın şurası iyi. Hop. Şöyle. İşte asalet. İşte karizma. İşte yakışıklılık.
Ve işte asaletin öz çocuğu. Bunu şöyle çekip atma vakti. Bakalım hastası görünce ne düşünecek? İlanın başlığı belli. Sahibinden hatasız, sıfır, kazasız, vuruksuz, garaj arabası, yıllarca kilometresi oynanmamış, tertemiz bir araba. Resmen cennetlik. Hadi bakalım. Bunu ilana yükleyelim, paralar gelsin. Hemen internete girelim ve ilanını koyalım. www.sahibi varsa ben onu alırım. Böyle bir şey olur mu lan? alırım.com Hemen satıyorum. Hadi bakalım. Tamamdır. İlanımızı koyduk. Artık buradan bir an şey sandım. Oğlum prezer diye okuyunca sandım. Böyle hani president Amerikan başkanından haber varsa. Bu nasıl kıvıracağım bilmiyorum. Ya nerede kaldı bu müşteri ya? Nerede kaldı oğlum? Ya ilandan birisi iletişime geçti. Ben hemen geliyorum, konum at dedi. Ulan akşam oldu gelmedi ya. Lan yoksa bu kadar para etmiyor mu? Lan Çinli sakın beni gaza getirmiş olmasın. Belki de gerçekten araba çöptür. Ulan troll face, kafana tüküreyim ya. O kadar modifiye parası falan harcadın. Kimse gelmedi oğlum ya. Kimse gelmedi. O limuzin komple altın kaplama mı? Benim gözlerim yanlış kokum alıyor. Ay gelin çocuklar gelin. Şu anlaşmamızı yapıp gidelim. Oğlum sen burada bekle. Biz geliyoruz. Merhabalar beyefendi. Sanırım siz ilan sahibisiniz. Araç burada değil mi? Güzelmiş. Kondisyonu dediğiniz kadar var. Evet hanımefendi. Evet araç burada. Merhabalar. Sanırım sizinle konuşmuştuk telefonda. Hanımefendi. Vallahi araç var ya tertemiz. Sıfır kondisyonunda. Hatasız, çiziksiz, boyasız, vuruksuz. Bakın bir kere sanayiye gittiyse, bir kere tamir gördüyse şerefsizim yani, bak o kadar diyor. Allah Allah, bak sen şu Allah'ın işine. Nerede sakladınız bunu beyefendi? Buradalıkta, yani annemin evindeki garajda. Hanımefendi, annem bu arabayı almıştı gençliğinde. Kendisi 1910 doğumludur. Yani bunu almıştı heves edip. Ondan sonra hiç kullanmamış biliyor musunuz? Ay ne kadar ince zevkli bir kadınmış, ne kadar. Ben böyle temiz bir araba görmedim beyefendi. Buyurun paranız, tam istediğiniz miktarda. 420 milyon dolar. 420 milyon dolar mı? Bismillahirrahmanirrahim. Hanımefendi, gerçekten güzel bir yatırım yaptınız. Bu arabayı 10 sene sonra eminim 700 milyon dolara satarsınız. Beyefendi, satacağımızı kim söyledi? Bunu çok değerli bir müşterimiz için alıyoruz. Ben sadece aracıyım. Buyurun lütfen. Kendisi bu aracı satmayacak, koleksiyonuna ekleyecek. Allah Allah! Kim lan bu adam? 420 milyon doları koleksiyonluk bir arabaya veriyor. Hanımefendi, kimin için çalışıyorsunuz? ABD başkanı mı? Ay beyefendi, aslında kim biliyor musunuz? Bakın ben size hemen söyleyeyim. Orası sizi hiç alakadar etmez. Kim oluyorsunuz siz ha? Oğlum, arabayı alın. Hadi yürüyün gidelim. Yani orası sizi alakadar etmez. Paranızı aldınız, gerisini sorgulamayın beyefendi. Hadi gidelim, basın gaza. Tamam ya, Allah Allah, ne dedik sanki, tamam. Beni alakadar etmez. Hayırlı uğurlu olsun. Ne sinirli, ne ilginç bir tipti ya. Neyse, önemli değil. Videonun sonuna geldik. Ve cumartesi günü yine resmen, yemin ediyorum, şansına zengin oldum. Oğlum çantada 420 milyon dolar var. 420 milyon dolar. Ben bu parayla neler yaparım var ya. Neler yaparım. Videonun sonu. Ulan trollface. Yemin ediyorum var ya. Kedi gibisin ha. Sürekli dört ayağın üstüne düşüyorsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Şahsen ben zengin olurken acayip keyif aldım.
Bir sonraki zenginlikte görüşürüz. Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Trollface ile birlikte Hurdalık'tan Arabalar serisine manyak bir dönüş yaptık. Ve gördüğünüz gibi bugün resmen 10 yıldır hepimizin merak ettiği tamircinin önünde yatan o ilginç arabayı aldık ve modifiye ettirmeyi başardık. Gördüğünüz gibi araba çok ender, manyak bir koleksiyon arabası çıktı ve onu 420 milyon dolara sattık. Müşterimizi bilmiyoruz ama bizim için önemli değil. Trollface'in yüzünü görüyorsunuz, acayip mutlu. O yüzden sorgulamayı bırakalım ve videonun sonuna gelelim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. GTA 5'te hurda olarak gördüğünüz, tamirini merak ettiğiniz bir araba varsa ya da ne bileyim herhangi bir araç, yani o modifiye kapısından girsin de yorumlara yazın. Ben de onu bakayım modifiye ettirebiliyor muyuz? Araştırıp sizi bulayım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merak etme Gwen. Merak etme, duyuyorum. Seni bunlardan kurtarmak için harekete geçme vakti. Demek beni öldüreceksin ha? Beni öldüreceksin. Adamların olmadan bunu nasıl yapacaksın? Merak ettim doğrusu. Gel Gwen, gel, korkma, güvendesin. Benten ne yapıyorsun? Merak etme, güvendesin. Seni özel bir bölümde yuttu. Endişe etme. Hepinizi yutacağım, hepinizi! Oğlum hiçbir şey göremiyorlar, hiçbir şey göremiyorlar ve ölüyorlar. Ne oluyor lan?